Bütün keratini saçımıza uyguladıktan sonra iki parmak geriden yaptık bakın keratin uygulamasını. Saç diplerimize değmeden boya yapar gibi tüm saça uyguladık. Özellikle uçlara yoğun bir şekilde sürdük. 30 dakika kadar saçı açık şekilde kurumaya bırakıyoruz. Saçınızı iyice kuruttuktan sonra artık fönleyebilirsiniz. Düzleştiricimizi en yüksek ayarına getiriyoruz ve iyice kuruttuğumuz saçlarımıza bölüm bölüm ayırıp düzleştirme işlemini yapmaya başlıyoruz. Uygulamayı yaptığınız ilk gün bile saç renginizin bir ton açıldığını fark edeceksiniz. Eğer düzleştirme işlemini yaparken fazla duman çıkıyorsa ıslattığınız bir havluyu gözlerinize bağlayıp uygulamayı yapabilirsiniz. Daha az rahatsız olacaksınız. Ancak daha az duman çıkmasını istiyorsanız keratin yükledikten sonra saçınızın açık havada, balkonda tam anlamıyla kurumasını sağlayın. Sonra çok iyi bir şekilde yüksek voltajı olan bir fönle iyice kurutun. Bakın Brezilya fönünü yaparken düzleştirici aşamasına geçtiğimde iyi bir kurutma işlemi yaptığım için dumanın fazla çıkmadığını, rahatsız etmediğini görüyorsunuz. Birinci kat uygulamamız bu şekilde sona eriyor. Düzleştiricimizi gene en yüksek ayara getirdikten sonra ikinci kat için düzleştirmemizi yapıyoruz. Üçüncü kat uygulamamızı da yaptıktan sonra bir gün daha bekliyoruz ve saçımızı yıkıyoruz sonrasında. Her bir tutamı en az 6-7 kere en yüksek derecede düzleştiriyoruz. Üç gün Brezilya fönünü beklettikten sonra yıkama aşamasını tuzsuz bir şampuanla uyguladık. Şimdi saçımızı kurutacağız. Yalnız kurutmayı yaparken yukarıdan aşağı doğru yapacağım. Kafamı herhangi bir şekilde aşağı falan eğmeyeceğim. Bu şekilde saçımı fönleyeceğim.
Merhaba arkadaşlar, işte Brezilya fırınımız bitti. Gerçekten yumuşacık, başka hiçbir şey uygulamadım kesinlikle. Kuruttum fön makinesiyle ve sonuç bu. Oldukça memnunum, gerçekten kuaförden çıkmış gibi yumuşacık. Ben de bu uygulamayı yapmayı düşünenler için tekrardan yaptığım bütün aşamaları özetlemeye karar verdim. Ne yaptık? Birinci aşama arkadaşlar, tuzsuz bir şampuanla saçımızı iki kere başka herhangi bir krem kullanmadan yıkadık. Saçımızı çok iyi bir şekilde kuruttuk. Saçımızı kuruttuktan sonra artık keratin yüklemesine başladık. Ne yaptık bu aşamada? Boyama kabına aldık keratinimizi, saçlıklarımıza değmeyecek şekilde bütün saçımıza keratin yedirdik. Çok iyi bir şekilde kuruttuk. 1 saat bekledik kurumasını. Sonra fönle çok iyi bir şekilde, daha iyi bir şekilde nüfuz etmesi için tamamen kuruttuk. Artık düzleştirme aşamasına geldik. Küçük parçalara ayırarak, bakın saçımızı şöyle ince ince, her bir parçayı böyle 6-7 kere düzleştirerek, ki gerçi ben artık bunu fişte olmadığında görün. Kesinlikle kullanmayı düşünmüyorum bir sene boyunca. Çünkü hiç ihtiyacı yok, sadece fönle kurutup çıkacağım. Düzleştirdikten sonra birinci gün bitti. Diğer gün 24 saat geçti. Tekrardan ince parçalar halinde aldım saçımı, düzleştirdim. Bu arada düzleştiricinizin en yüksek ayarını kullanın. Benimki 200'dü, daha yüksek olsaydı belki daha hızlı sonuç alabilirdim. Üçüncü gün tekrardan saçımı düzleştirdim. Yani bu ne demek oluyor? Saç boyamayı bilen, ki boyama yapmaktan bence daha basit. Saç boyamayı bilen ve saçını düzleştirebilen herkes bu uygulamayı yapabilir. Tek yapmanız gereken bir keratin edinmek. Bu da 100 ml'lik. Ben 14 TL'ye aldım bunu. AliExpress'ten getirdim. Dolar bazında alıyorsunuz. Free shipping'de, ücretsiz kargo ile getirdim. Türkiye'den almak istiyorsanız da kuaför marketlerde bulabilirsiniz. Büyük oranları da mevcut oluyor. Birkaç kişiye birden yapabilirsiniz ya da daha sonra tekrardan kullanabilirsiniz. Püf noktalarına gelecek olursak arkadaşlar, bu uygulamayı yaptınız. Bence gerçekten memnun kalırsınız. Yaptıktan sonra devamını sağlamak için neler yapmanız lazım? Her zaman banyoda tuzsuz şampuanı kullanmak zorundasınız. Yoksa saçınıza yaptığınız keratini tekrardan saçınızdan sıyırmış olursunuz. Bakın, Brezilya fönündeki olay zaten saçımıza keratini yükleyip ince yapıda olan saçımızı daha kalın, parlak, daha iyi bir yapıya getirmek. Ama biz bunu tuzsuz şampuanla koruyabiliyoruz. Aksi halde tuzlu şampuan bu yaptığımız yüklemeyi zamanla sıyırıyor ve saçımız eski haline dönüyor. Ve mutlaka banyodan sonra saçınızı çok iyi bir şekilde kurutun. Eğer sürekliliğinin devam etmesini istiyorsanız Brezilya fönünüzün. Bir de aralarda saç bakımınızı yapmayı unutmayın. Ne yapabilirsiniz? Ben en çok Hindistan cevizi yağı kullanıyorum. Tatlı badem kullanıyorum. Hint yağı kullanıyorum. Yani saç bakımınızı düzenli şekilde yaparsanız, tuzsuz şampuan kullanırsanız ve her banyodan sonra iyi bir şekilde saçınızı kurutursanız, bir yıla yakın, yani abartmıyorum, ben yılda bir kere yapıyorum, bir yıla yakın Brezilya fönünüzü kullanabilirsiniz. Umarım yapmayı düşünenler için yeteri kadar açıklayıcı bilgiler vermişim.